FED bekleyeni yaptı. 0-0.25 aralığında faizleri bıraktı. Önümüzdeki ay toplantısı yok. Kasım'da toplantısı var. Büyük ihtimal Aralık ayından itibaren çok belli, sınırlı bir oranda faiz artımını düşünecektir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tüm ekonomistlerin ben de içerisinde beklentisinin tam tersine hepimizi ters köşeye yatırdı anladığımız kadarıyla. Fakat ortaya koyulan eylem gerek ticari hayat boyutunda gerek sosyal hayat boyutunda bütün insanları sıkıntıya sokacak boyutlarda. Şöyle ki dolardaki artış düşürülen faizle birlikte yalnızca dolar yatırımı olanları değil, bütün toplumu özellikle imalat sektörünü, ham maddeyi ve girdilerin tamamında artışa neden olacak. Bunun sonucunda da tüketici elde edeceği yani ulaşacağı ürünlerin tamamını içinde bulunduğumuz günü çok daha üzerinde değerlerle elde edecek, alacaktır. Zaten çok sınırlı gelire sahip olan toplumun geniş katmanları bu artış karşısında kendilerine belki daha riskli bir boyutta hissedecekleri pahalılıkla hayatları biraz daha zorlanacak, biraz daha pahalı hale gelecektir. Ben içinde bulunduğumuz andan itibaren hiçbir şeyin eskisi olmayacağı kanaatini taşıyorum. Bir puanlık bu düşüşün kesinlikle yanlış bir zamanda ortaya konulduğuna inanıyorum. 0.25-0.50'lik dahi düşüş faizdeki büyük bir etki yapacaktır piyasada. Bir puanlık yani 100 bas puanlık geri çekiliş çok daha ciddi etkileri yarattı. Son bir haftadan beri olan tedirginlik içinde bulunduğumuz birkaç günden beri daha da arttı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte. Daha önceki açıklamalarda genellikle fiyat belli bir noktada çıktıktan sonra geriye gelirdi. Ancak şu anda gördüğüm kadarıyla aksine fiyat geri değil de ileriye doğru. Belli bir oranda yani yavaş da olsa ilerlemeye devam ediyor. Ben bu çıkışın geri dönüşü zor olacağı kanaatini taşıyorum. Dönse daha çok sınırlı olacak. Ondan sonra yeniden yukarı doğru trend devam edecektir. Beklentileri aşan bir yıl sonu dolar kuruyla karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Aslında Merkez Bankası bu eyleme geçerken büyük ihtimalle çekirdek enflasyondaki geriye gelişi baz aldı. Ancak manşet enflasyonu göz ardı etmek mümkün değil. Çünkü önümüzdeki iki ay manşet enflasyonunda gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de enflasyonun yukarı doğru trend kazanarak devam edeceğini hissediyoruz. Dolayısıyla böyle bir konjektürde ters köşe yapmanın bana göre ülke açısından hiçbir yararı olmamıştır. Öyle tahmin ediyorum ki ben şu andan itibaren döviz tevdiat hesaplarında Türkiye'de artış biraz daha hızlanarak devam edecek. TL'den de kaçış yaşanacaktır. Umarım ben önümüzdeki hafta bu haftaki sıkıntıları bir nebze de olsa geride bırakabiliriz. Özellikle cumartesi ve pazar günleri önümüzdeki iki gün hiç olmazsa birazcık olsun piyasanın kendisini toparlayıp belki daha mantıklı hareket etmesine neden olabilecektir. Bu konuda ümit varım. Benim beklentim fiyatların geri gelmesi değil, hiç olmazsa bulunduğu noktada stabil olarak kalabilmesidir.